Peş peşe yaşanan 12-15 Mart Gazi ve Ümraniye katliamının yıl dönümündeyiz. 29 yıldır ne acılarımız dindi ne de öfkemiz yatıştı. Acımız ve öfkemiz katliamların hesabının sorulacağı güne kadar da dinmeyecektir. Bu süreç boyunca göstermelik yargılamaların yapıldığı, katliamın üstünü örten kararların verildiği, 12-15 Mart katliam davalarının bizlere gösterdiği tek şey hukuk sisteminin bir tiyatrodan ibaret olduğu ve gerçeklerin üzerinin örtüldüğüdür. Tıpkı Sivas Madımak'ta, Maraş'ta, Koçgiri'de, Suruç'ta, Ankara Gar katliamında, Soma'da, Roboski'de olduğu gibi. 16 Mart 1978 Beyazıt katliamında, Halepçe'de olduğu gibi. Gerçeklerin yok sayılmaya çalışıldığı tarihin her sayfası kan ve katliamlarla dolu. 1995 12 Mart Gazi Mahallesi'nde devletin kontrgerilla çetelerinin saldırısı sonucu Alevi dedesi Hadil Kaya'nın hayatını kaybettiği saldırıları protesto eden Gazi halkının üzerine ateş açılmış, sokak ortasında canlarımız katledilmiştir. Halka yönelik bu katliama karşı İstanbul ve ülkenin dört bir yanında gerçekleşen yürüyüşlerden biri de Ümraniye'nin 1 Mayıs Mahallesi'nde olmuştur. 15 Mart günü 1 Mayıs Mahallesi halkının üzerine ateş açılmış ve 5 kişi katledilmiştir. 15 Mart 1995 tarihinde devletin katliamcı sayfasına bir yenisi daha eklenmiştir. Dostlar, ülke yangın yerini aratmayacak bir durumda. Halk açlık, yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya zorlanmakta. Açıklanan işsizlik rakamları işsizler ordusunun daha da büyüdüğünü göstermekte. Egemen sınıflar siyasal ve ekonomik krizin faturasını yoksul emekçi halka ödetirken en demokratik hakları dahi baskı altında tutmakta. Hapishanelerde tecrit içinde tecrit dayatılırken tutsaklarla dayanışmanın suç haline dönüştüğü, tutsaklara para yatıran tutsak yakınlarının tutuklandığı saldırılar devam etmekte. Yeni açılan S ve Y tipi hapishanelerde gösterilen tiyati tutsakların üzerindeki tecrit ve hak gaspları daha da ağırlaştırılırken, taciz, tecavüz, uyuşturucu suçundan yargılananlara, hayvan düşmanlarına ödül gibi cezalar verilmektedir. Asgari ücrete yapılan zammın birkaç ay geçmeden eriyip gitmesi, işçilerin insanca yaşam koşullarından ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Erzincan İliç'te siyanürle altın madeninde meydana gelen birikmiş toprağın çökmesi sonucunda 9 işçi 17 Şubat'tan bu yana toprağın altında çıkarılmayı bekliyor. Doğayı ranta ve talana açarak hem doğa katliamını hem insan yaşamını hiçe sayan devlet, toprak altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmalarını ikinci gün durdurmuştur. Bölgeye gitmek isteyen çevre örgütlerini, milletvekillerini alana sokmamıştır. İliç'te yaşanan doğa ve işçi katliamı bugüne kadar yaşanan katliamlardan ayrı ve bağımsız değildir. Emekçilerin, Alevilerin, Kürtlerin yoğun olduğu mahalleler uyuşturucu, çeteleşme ve yozlaşma ile bataklığa çevriliyor. Yaşadığımız coğrafya nice katliamların yaşandığı bir tarihe sahip olduğu kadar direnişlere de ev sahipliği yapmıştır. Devletin katliamda dahi her türlü zorbalığa başvurması bu yüzdendir. Bizler yaşanan katliamları unutmayacağımız gibi direnişleri halkın dayanışma ruhunu yaşatmaktan, büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz. 2 Eylül direnişi de 12-15 Mart'ta olduğu gibi yaşadığımız hiçbir katliama sessiz ve seyirci kalmayacağız. Egemen sınıfların tüm saldırısı halka örgütsüzlüğü dayatmaya, her türlü örgütlenmesini ve mücadelesini bastırmaya yöneliktir. Bizler 1 Mayıs Mahallesi'nin devrimci, demokratik, ilerici güçleri olarak saldırılara karşı örgütlenmekten başka bir seçeneği sahip olmadığımızı biliyoruz. Bu sebepledir ki direniş tarihimizden öğrenerek, örgütlenerek saldırılara ve katliamlara karşı koyuş içerisinde olacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. 12-15 Mart'ı katliama çevirenler bilsinler ki halkın örgütlü gücüyle baş edemeyecekler. Mutlaka halk kazanacak, biz kazanacağız. 12-15 Mart şehitleri ölümsüzdür. Gazi Ümraniye katliamını unutmadık, unutturmayacağız. 15 Mart platformu.